Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, biliyorsunuz ki bu haftanın artık son videosu bu. Karışım problemleri ve grafik problemlerini tek videoda işleyeceğiz. Bu hafta başka bir şey yapacağız mı? Yapmayacağız arkadaşlar. Video olarak yapmayacağız. Yani kitaptan kamp için yapmayacağız. Yoksa Metin Yayınları'nın TYT Problemler kitabı ve TYT Soru Bankası kitabının çözümlerini yapmaya devam edeceğiz. Sizler ne yapacaksınız bu hafta? Sizler arkadaşlarım şunu yapıyorsunuz. Dilerseniz sadece soru bankasındaki problemler ve oran orantı kısımlarını çözüp bitirmeye gayret gösterin. Bunun için bir sonraki haftanın bitimine kadar, yani pazar gününe, bir sonraki hafta pazar gününe kadar vaktiniz var. Gayet fazlaca soru çözebilirsiniz yani. Soru bankalarımızdaki problemleri ve oran orantı kısmını bitirmeye gayret gösterin. Ve arkadaşlarım, dileyen de benim kitaptaki haftaya çözeceğimiz olan benim kitaptaki problemler testlerini, o karma testleri de 6 tane test var. Onları da dilerseniz çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz dersimize başlayabiliriz demektir. Karışım problemleri konumuz. İlk örneğimize bakalım. %40 kır şeker olan bir karışımın 2/7'si başka bir kaba döküldüğünde geriye kalan karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Şimdi zaten bizim şeker oranımız %40'tı. Ben bir kaptan, bir karışımın, homojen bir karışımın ister 2/7'sini, ister 3/7'sini, isterseniz 32/78'ini, hiç fark etmez. Bir kenara ayırdıktan sonra geriye kalan ve o veyahut o kaba ayırdığımız karışımın, sevgili arkadaşlarım, şeker oranı veya su oranı değişmez. Hep sabit kalır. Dolayısıyla bizim geriye kalan karışımımızın da şeker oranı %40 olacaktır. Bunu az önce söylediğim cümleyi aynen buraya yazabilirsiniz arkadaşlarım. Tamam mı? Şu kısma bir not yazıp bu kısma o notu alabilirsiniz. Bakın tekrar ediyorum. %40'ı şeker olan bir karışım var. Bu sadece bu soru için geçerli değil. Bu karışımın, homojen bir karışımın, dilediğiniz miktarını kenara ayırdıktan sonra geriye kalan veya o kaba ayırdığınız kısımdaki karışımın şeker oranı değişmez arkadaşlar. Ayırdığınızda %40'tır, geriye kalan da %40'tır. Bu her soru için geçerli. Tamam. Devam ediyorum ikinci örneğimle. 1500 gram suyla 250 gram tuz karıştırılıyor. Yani totalde 1750 gramlık bir karışım elde ediyoruz. Bu karışımın sevgili arkadaşlarım ne kadarı su? 1500'ü su. Pekala. Şimdi ben diyorum ki, gözüm battı. Ben diyorum ki bu karışımın 21 gramında kaç gram su vardır? Bakın o zaman soru belli. 1750'sinde 1500 kadar su varsa eğer, 21'inde x kadar su vardır diyeceğim. Ve içler dışlar çarpımı yapacağız. 21 çarpı 1500 bölü 1750 dememiz gerekiyor. Tabii ki burada şunu 250'ye bölerseniz 6 gelir. Bunu 250'ye bölerseniz 7. Bunu 7'ye ve bunu 7'ye böldünüz. Burası da 3 yapar. 3 kere 6'dan cevap karşımıza çıkar. X kaçmış arkadaşlar? 18 gram suymuş diyeceğiz. Devam ediyorum 3. örneğimle. %30'u tuz olan 60 litre tuzlu su karışımından kaç litre su buharlaştırılırsa karışımın %70'i tuz olur diye sorulmuş. Şimdi 60 litremiz vardı. Bu 60 litrenin %30'u demek 3 kere 6'dan 18'i tuz demek ve arkadaşlarım geriye kalan 42'si sudur demek. Şimdi ben suyu buharlaştırıyorum. Tuza bir şey oluyor mu? Tuza hiçbir şey olmuyor. Onun tuzu kuru. Tamam mı? 18'i sevgili arkadaşlarım %70'i tuz olur demiş ya. Tuz oranını buluyoruz. O yüzden 18'i bölüyorum. 18 tuzlu çünkü. 18'i karışım buharlaşıyor. Bakın su buharlaşınca tabii otomatikman karışım da azalacak. Karışım ne kadar azalmasını istiyoruz? Onu soruyor işte. X kadar su buharlaşacak ya. Ve bunun %70 olmasını istiyor. Yani bunun 7/10 olmasını istiyor arkadaşlarım. Şimdi işler çarpım yapabiliriz. 10 kere 18 180 yapar. Eşittir 60 kere 7 420 yapar. Eksi 7x dedim. 7x'i bu tarafa fırlattınız. 7x eşittir. 420'den 180'i çıkaracaksınız arkadaşlarım. Bu da bize 240'ı verir. O zaman x kaç olmalıymış?
240 bölü 7 gram suyun buharlaştırılması ya da litre suyun buharlaştırılması gerekiyor diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, şurası litre olacak. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Aşağıda şeker oranları kapların üzerinde yazan 2 adet karışımın karışım kabı verilmiş. A kabında 40 litre karışım var ve %40'ı şeker. B kabında 40 litre karışım var ve %50'si şeker. A kabındaki karışımın %20'si ile. Şimdi şöyle diyoruz. Bunun %20'sini hesaplamamız gerekiyor. 40'ın %20'si 2 kere 4'ten 8 litredir. Ve daha sonrasında 40'ın yine %30'u 3 kere 4'ten 12 litredir. Bunlar alınıyor ve sevgili arkadaşlarım yeni bir karışım elde ediliyor bunlar karıştırılarak. 8 ile 12'yi topluyorsunuz. Yeni karışım diyorum. Yeni karışım neymiş arkadaşlar? 20 litreymiş. 8 ile 12'yi topladık. Peki şimdi bu 8 litrenin ne kadarı şeker? Arkadaşlarım bunun %40'ı şekerdi. Yeni buradan ayrılan 8 litrenin de %40'ı şekerdir. Dolayısıyla bunun %40'ını bulmamız lazım. 8'in %40'ı 4 kere 8 32. Demek ki 3,2 litre şeker var. Artı yandakinde de 12'nin %50'si yani 6 litre de burada şeker var. Yani bu da ne yapıyor? 6 litre artı 3,2 litre 9,2 litre yapıyor. 20'nin 9,2'si şekermiş arkadaşlar. Bize şeker yüzdesi sorulmuş. O zaman şöyle diyeceğim ben. 20'de 9,2 ise yüzde kaçtır? Bakın bunun 5 katıysa bunun da 5 katıdır. Bunu 5 ile çarparsanız 46 yapar arkadaşlarım. Demek ki %46'sı şekermiş yeni oluşan karışım. 5. örneği. Su oranı %60 olan 10 kiloluk karışıma tuz oranı %60 olan 40 kilo karışım ilave edilirse yeni karışımın yüzde kaçı tuz olur diye sorulmuş. Bakın bir 10 kilo bir de 40 kilo var. Toplamda 50 kilodan bahsediyoruz. Onu paydaya yazdım. Su oranı %60 ise tuz oranı %40'tır arkadaşlar. Ve onun %40'ı 4 litre yapar. Artı 40'ın %60'ı da 24 litre yapacaktır. 24 ile 4'ü topladınız. 28 bölü 50. 50'de 28. O zaman yüzde kaçtır peki? %de 56'dır iki katına çıkarmışsak cevabımız %56 olacak. Şimdi bu tarz soruları çözmek için ikinci bir yol daha deneyelim. Bakın bunu her yerde bulamazsınız. Şöyle diyorum. Şimdi tuz oranı %40 bulmuştuk değil mi? %40'ı yazdım. Diğerinin de %60'dı tuz oranı. Bundan kaç litre vardı? 10 litre. Bundan kaç litre vardı arkadaşlar? 40 litre vardı. Şimdi karışım miktarına bakacaksınız. 10'a 40. Aralarında nasıl bir orantı var? K'ya 4K. O halde arkadaşlarım ters orantı vardır diyorum. K'yı bu tarafa, 4K'yı bu tarafa alıyorum ve şurayı işaretliyorum. Şu uzunluk K, şu uzunluk 4K olsun diyorum. Tersi alıyorum. Tamam mı? 4K, K daha kaç yapar? 5K. Ve bu 5K, 40 ile 60 arasındaki mesafe kaç birim? 20. O zaman K kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 4'tür. K 4 ise 60'tan 4'ü bir çıkarıyorsunuz. Hop 56. Bu da bize sorumuzun cevabını veriyor. Tabii bu yönteme kaldıraç yöntemi diyen var. Tahterevalli yöntemi diyen var. Tork yöntemi diyen var ki ben tork yöntemi demeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar isterseniz SML yöntemi deyin. İsterseniz kendi adınızı verin. Hiç fark etmez. Bu şekilde de bu soruları çözebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Devam edelim bir sonraki sayfamız 135. sayfayla. Aşağıda ABC kapları ve içerikleri hakkında bilgi içeren görseller verilmiş. Demiş ki bize bakın sorumuz gene kaydı. Demiş ki bize A kabında 60 litre ve %20'lik tuz var. B kabında 40 litre ve %40'lık tuz var. A kabındaki karışımın 1 bölü 3'ü. Şimdi şunun 1 bölü 3'ü ne yapar? 20 litre yapar. Bu 20 litrenin %20'si tuzdu. Değil mi? Peki B kabındaki karışımın yarısı. 40'ın yarısı o da 20 litre yaptı. Ve bu yüzde kaçmış? %40'mış. Bu buradan alınıyor buraya dökülüyor. Buradan alıyor buraya dökülüyor. Burada oluşan yeni karışımın diyor arkadaşlarım yüzde kaçı? Yani su oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Biz tuz oranını hemen bir bulalım. Tuz oranı arkadaşlarım şudur.
İkisi de 20'ye 20 ya. Yani miktarlar eşitse o zaman oranlar tam ortada buluşur. 20 ile 40'ın tam ortasındaki sayı 30 olduğu için %30'u tuz olur. %30'u tuzsa tabii ki %70'i sudur diyebiliriz artık. Bu da bizim sorumuzun cevabı olacaktı. Geçtim 7. soruma. Giresunlu Ethem. Hocam Ethem Ethem diye yazılmıyor mu diye sorarsanız arkadaşlar. Ben de öyle biliyordum. Yani öyle biliyorum. Hala öyledir bence. Ama bu benim bir coğrafyacı arkadaşım. Ve kendisi Giresunlu. Böyle fındık bahçeleri falan vardı. Ona da buradan çok çok selam söylüyorum. Ethem hocam saygılar sevgiler. O yüzden de Ethem yazdım. Yani bir dizgi hatası falan yok. Giresunlu Ethem. Kabuklu fındığın kabuklarından ayrıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığını, kabuksuz fındığın kavrulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını bildiği için 360 gram kavrulmuş fındık elde etmek için yeterli miktarda kabuklu fındığı bahçesinden toplamış. Şimdi x kilogram toplamış olsun ya da x gram toplamış olsun çarpı diyorum. Önce kabuklarından ayrılınca %10 azalacak. Yani ağırlığı 9 bölü 10'una düşecek arkadaşlarım. Çarpı diyorum. Bir de sonra %20 oranında azalacak. %20 oranında azalıyorsa 8 bölü 10'una düşüyordur. Ve bunun da 360 gram olmasını bekliyor. Pekala. Şimdi 9'a böldüm 9'a böldüm 4. 40. 8'e böldüm 8'e böldüm 5. 10 ile 10'u çarptım 100. O 100'ü de 5'in yanına attım 500. Yani Ethem 500 gram sevgili arkadaşlarım ne toplamış? Demek ki fındık toplamış. Şimdi 500 gramı toplamış ve önce kabuklarından ayırmış. Daha sonrasında da kavurmuş. Ve bunu yaptıktan sonra Ethem topladığı kabuklu fındığın tamamını kabuklarından ayırıp kavurduğunda istediği miktardan daha az kavrulmuş fındık elde etmiş. Ve sonra demiş ki tabii ya demiş. Kabuklarından ayrılınca fındığın ağırlığı %10 değil %30 azalıyordu demiş. Pekala, o zaman 500'ün %30 azaltacağız. Yani 7 bölü 10'unu alacağız. Daha sonrasında şu %20'yi doğru hatırlamış demek ki 8 bölü 10'una düşüreceğiz. Acaba ne kadar kavrulmuş fındık elde edebilir diyeceğiz. 10 kere 10 100 olduğu için şurayı sadeleştirdim. 5 geldi. 5 kere 8 40. 40 kere 7 de 280 gram yapar arkadaşlarım. 500 gramlık fındıktan, kabuklu fındıktan 280 gram kavrulmuş kabuksuz fındık elde edebilirmiş. Ethem'in elde ettiği kavrulmuş fındık miktarı 280 gramdır. Devam ediyorum 8. sorumla. 8. sorumuz, 8. soruda ufak bir düzeltme yapmak istiyoruz arkadaşlarım. Müsaadenizle. Problemlerdeki konu anlatım kısmındaki tek hata şu ana kadar %30'a yerine arkadaşlarım burası %20 olacak. Şurası da yine %20 olacak sevgili gençler. Kusura bakmayın. SML hocam yazdığı bir kitaptaki soruların %40'ının görsel içeren sorular olduğunu görüyor. Görselli soru sayısının fazla olduğunu düşünerek bu oranı %20'ye düşürmek istiyor. SML hoca demiş ki kitaba 500 tane görsel içermeyen soru eklersem eğer İstediğim oranı yakalarım ama bu sefer de kitap çok kalın olur. İyisi mi ben görsel içeren soruların bir kısmını silerek oranı %20'ye düşüreyim demiştir. Dediğini yapan SML hocanın kitabında son durumda kaç soru vardır diye sormuş. Şimdi kitabında 100k tane soru olsun, 40k tanesi yani %40'ı görsel içeriyor ve 60k tanesi görsel içermiyor diye. Şimdi 40k görsel içeren soru var. Ben bu kitaba 500 tane görsel içermeyen soru ekliyorum ya. Görsel içeren soru sayısı bölü 100k tane soru artı bunun üzerine 500 tane daha soru ekleyince oranı yakalıyormuş. Oran kaçtı? %20 yani 1 bölü 5 diyebilirim ben buna. İçler dışlar çarpımı yaparak k'yı bulabiliriz. Buradan soru sayısına da geçebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 200k eşittir 100k artı 500 yapar. Buradan 100k eşittir 500 ve buradan da k eşittir 5 gelir arkadaşlar. K 5 ise aslına bakarsanız İsmail Hoca'nın kitabında 500 tane soru var. 200 tanesi görsel içeriyor, 300 tanesi görsel içermiyor diyebiliriz. Şimdi İsmail Hoca yapmaya çalıştığı ve dediğini yaptığı şey ne?
İyi ismi ben görsel içeren soruların bir kısmını sileyim, oranı %30'a düşüreyim demiş. %20'ye, özür dilerim. Şimdi o zaman görsel içeren sorular 200 tanesinden bir kısmını siliyor. Tabi doğal olarak kitaptaki tüm sorulardan, yani 500 tane sorudan da arkadaşlarım 2 tanesi gidiyor. Ve oran 1 bölü 5 oluyor. Şimdi işler dışarı çarpma yaparak x'i bulalım. Çarparsanız 1000-5x eşittir 500-x yapar. Buradan 500 eşittir 4x gelir. X ise sevgili arkadaşlarım 125 gelecektir. Demek ki İsmail Hoca 125 tane soruyu silecek arkadaşlar. Ve bu şekilde %20 görsel içeren sorulara olan bir kitabı olacak. 125 tane soru siliyorsa son durumda kitabında kaç tane soru vardır diye sorulmuştu. 500'den 125'i çıkaracaksınız. Bu da 375 tane soru vardır diyeceğiz. Bize bunu verecek sevgili arkadaşlarım. Cevabımız buydu. Ve 9. sorumuz karışım problemlerindeki son soru. Ocak üzerine şekildeki gösterildiği gibi konulmuş A ve B tencerelerinde şerbet yapılmak istenmiş ve tencerelerin altı yanar vaziyette unutulmuş arkadaşlar. Şimdi burada %30'luk şeker olan 50 kilo bir karışım var. %35'i şeker olan 60 kiloluk bir şerbet var. A tenceresinde saatte 1 kilogram su, B tenceresinde saatte 2 kilogram su buharlaşmakta. Şimdi 10 saat sonra demiş. A tenceresinde saatte 1 kilogram su buharlaşıyorsa 10 saat sonra 10 kilogram buharlaşacaktır. Buradaki de o zaman 20 kilogram buharlaşacaktır. Çünkü 1 saatte 2 kilo su buharlaşıyordu B'de. 10 saat sonra ev sahibi eve gelmiş ve ocağı söndürüp tencerelerdeki şerbeti tek bir tencerede birleştirmiş. Son durumda oluşan şerbetin şeker yüzdesi kaç olur diye sorulmuş. Öncelikle burada ne kadar şeker vardı? 50'nin %30'u kadar. 3 kere 5, 15 kilogram şeker vardı. Burada da 6 kere 3,5 diyeceğiz aslına bakarsanız. 60'ın %35'ini hesaplayacağız ya. Bu da bize 60 çarpı 35 bölü 100. Yani arkadaşlarım 0 gitti 0 gitti. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 7, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3. 3 kere 7'den 21 verir. 21 artı 15 derseniz demek ki 36 kilo şeker vardı zaten. Bölü. Peki karışımlarımız 50 vardı, 10 düştü, 40'a düştü. 60 vardı, 20'si buharlaştı, bu da 40'a düştü. 40, 40, 80, 36 bölü 80 arkadaşlar. Şimdi bize demiş ki son durumda oluşan şerbetin şeker yüzdesi sorulmuş. 4'e bölün 20, 4'e bölün 9, 5 ile genişletirsek eğer 45 bölü 100'ü buluruz. Bu da bize %45 cevabını verdirir arkadaşlarım. Cevabımız %45 olacaktı diyebiliriz. Evet arkadaşlarım, şimdi grafik problemlerindeyiz. Sadece bu sayfamız kaldı. Grafik okuması kolay. Sen de biliyorsun, ilkokuldan beri okutturuyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar önemli mi? Evet önemli. Fakat kolay mı? Evet kolay. Yani hem kolay hem önemli. Tam bizim istediğimiz gibi. Yukarıda Ankara ilinde bir haftalık hava sıcaklığı grafiği verilmiş. Haftalık sıcaklık ortalaması kaç santigrat derecedir diye soruluyor. Bakın pazartesi günü 5. Salı günü sevgili arkadaşlar, nerelere gidiyoruz anlamıyorum. Salı günü sevgili gençler ne kadarmış? 12 artı çarşamba günü 10 artı perşembe günü yine 12 artı cuma günü 5 artı cumartesi günü 10 ve pazar günü 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi sıcaklık ortalaması sorulduğu için ve 7 gün olduğu için 7'ye böleceğiz bunu. 5, 12 daha 17, 27, 39, 44, 54 ve 74. Demek ki bizim ortalama sıcaklığımız 74 bölü 7 santigrat dereceymiş diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında geçtim B şıkkına. Demiş ki hafta içi günlerin sıcaklık ortalaması 9 dereceden düşüktür. Hafta içindekiler ilk 5'iydi. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları toplarsanız eğer şöyle 17, 17 daha 34, 10 daha 44 yapar. Şimdi demek ki hafta içi günlerin sıcaklık toplamı 44. Hafta içi 5 tane gün olduğu için 5'e bir böldünüz. 8 küsurat bir sayı yaptı. 8 küsurat sayı 9 santigrat dereceden daha düşüktür. Dolayısıyla birinci ölçül doğru. Hafta sonu günlerin sıcaklık ortalaması hafta sonu şunlardı. Yani 10 ve 20 idi. İkisini topladınız 30, 2'ye böldünüz 15.
15 santigrat derece hafta içi sıcaklıkların ortalama sıcaklığından sevgili arkadaşlarım daha fazladır demiş. Bu da doğru. Sıcaklık en çok perşembe cuma arasında değişmiştir. Bakın perşembeden cumaya 12 iken 5 olmuş. Yani 7 santigrat derece düşmüş. Ama cumadan örnek veriyorum. Pazara, cumartesiden pazara 10 santigrat derece artmış. Dolayısıyla değişim burada daha büyük. Yani en büyük değişim perşembe ile cuma arasında değil, cumartesi ile pazar arasındadır diyeceğiz. Yani sevgili arkadaşlar 3. öncülümüz yanlış. Kaç tanesi doğrudur diye sorulmuştu. 2 tanesi doğrudur diyeceğiz sevgili gençler. Onlar da 1 ve 2. Ve son sorumuz. Aşağıda bir öğrencinin sene boyunca çeşitli branş derslerin kitapları için harcadığı para dairesel grafik ile modellenmiştir. Buna göre sene boyunca matematik branşı için harcanan toplam para tüm branşlar için harcanan paranın yüzde kaçıdır diye soruluyor. 90-90-180, GBK'lı 180. 180'den 45'i çıkarırsanız şu kısmın yani matematiğe 135 derecelik bir kısmın kaldığını görürsünüz. Ve dersiniz ki yüzde kaçıdır diye sorulmuş ya. Biliyorsunuz ki bu dairesel grafiğin tamamı 360 derece olduğunda 360 derecede 135 derecelik bir alan kapsıyorsa matematik yüzde kaçtır diye sorulmuş. O zaman yüzde kaçtır dersiniz. Yani 100 çarpı 135 bölü 360 bize cevabı verecek. Eşittir x diyeceğiz. Pekala. Diyorum ki şu sıfırla şu sıfır bir gitsin. Gittikten sonra da 135 demiş bakın. 9'a bölün 4 geldi. 135'i 9'a bölerseniz eğer 15 gelecektir. 2'ye böldünüz 2, 2'ye böldünüz 5, 5 kere 15 75 arkadaşlar. Bir de bölü neyimiz var? 2'miz var. Sanki burası olmadı. Ben bir daha çözmek istiyorum şu kısmı. Bir yerde hata yapmış gibi hissettim kendimi. 75 bölü 2'yi bulabileceğiz mi bakalım. Tekrardan bulursak hata yok. 360 ve 135 şöyle desek 45'e bölün 3, 45'e bölün 8. 8'e böldüm, 8'e böldüm 12,5, 12,5 kere 3 37,5 yapar ki bu da 37,5 zaten. Demek ki doğru bulmuşuz arkadaşlar. Demek ki cevabımız neymiş? %37,5 olacakmış diyebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Problemleri bitirdik. Bu hafta işleyeceğimiz, bu hafta çekeceğimiz, bu hafta yayınlayacağımız videoları da bitirmiş olduk. Haftaya problemler test 1'den test 6'nın sonuna kadar olan testlerin çözümlerini yapacağım. Ve sen de bu sırada ne yapacaksın? Sen de bu sırada iki türlü seçeneğin var. Ya sadece çözdüğün soru bankasındaki problemleri ve oran orantı kısmını bitir. Tamam mı? Ya da benim buradaki problemler test 1'i çöz, ekstradan soru bankası çöz. İkisini de yapabilirsin. Ben senin yerin olsam hem bunları çözerim hem de soru bankasındakileri çözerim. Soru bankasını illaki bir çözüme ulaşmışsındır. Yani illaki o soru bankasının çözümlerini yapan bir kanal veya bir Fermus uygulaması veya farklı bir uygulama mutlaka vardır. Oradan mutlaka çözümlerini öğren. Zaten ben de sana bunlar için çözümlerini çekip yayınlıyorum biliyorsun. Haftaya çözemediğin soruları da burada çözümlerini öğrenebilirsin. Güzel olur. Ödevlerin hazır, verildi. Haftanın ödevlerini de verdim bu haftadan. Dolayısıyla arkadaşım, güzel bir şekilde ödevlerini yaptığın takdirde problemler senin için artık bir çocuk oyuncağı olabilir. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.